Son 45 gün ve 50 gün arasında gidişat son 43 ilde görülmezdir. Yani böyle bir şey, itirazlar olmamıştır. 40-50 gün sürsün ve özellikle artık gençlik meydandadır. Her bir milletten genç ancak Güney Azerbaycan, Tebriz merkezli Güney Azerbaycan'da da bu itirazlar, protestolar devam etmektedir. Bizim bu protestolarda meşhur olan iki şehidimiz var. Birisi Türk kızı Habis Necefi ve diğeri de Cavad Heydari. Bunların birisi Kerez'de, birisi Gezgin'de öldürülmüştür. Bu gidişat dün akşam yine bir Tebriz meydanlarında protestolar vardır, itirazlar vardır. Yani Gençlik Meydan'daydı. Yaşasın Azerbaycan. Azatlık, adalet, milli hükümet, Azerbaycan talandı, oyandan amandır sloganlarıyla, şuarlarıyla millet meydandaydı. Ve bu bugünlerimizi, yani bir saat önce, tahminim bir saat önce Kerez şehrinde Hadis Necefi'nin 40'ıydı. Şehadetinin 40. günüydü ve yüz binlerce insan Kerez şehrine akın etmiştiler. Orada İran rejimine bağlı devrim muhafızları güçleri insanları dövmeye başlamıştı. Ancak millet orada yine İran rejimi protesto edip sloganlar atmışlardı. Ve bildiğim kadarıyla neçe devrim muhafızları arabası ve maşını ve polislerinki orada o da çekilmiştir ve rejime Hamine'ye karşı da sloganlar atılmıştır. Gidişat bunu gösterir ki bu rejim sonuna yakınlaşmıştır. Özellikle biz Azerbaycan, Güney Azerbaycan Türkleri içerisinde bu gidişat çok dikkatle izlenip ve milletimiz yalnız ve yalnız Azerbaycanımızın ve Türk milletinin hedefleri ve kurtuluşu uğrunda protesto yapmalıdırlar, itiraz etmektedirler. Diğer ülkelerde, İran'ın genelinde, başka şehirlerde de olan İsfahan'da, Şiraz'da, Tehran'da, Ahvaz'da ve diğer Belucistan'da olan itirazlar yine daha her gün daha geçmişe göre daha fazla çoğalmıştır. Bildiğiniz kadarıyla bu gidişat İran rejiminin sonuna yakınlaştırmıştır. Bu bir gün demeyiz, bir gün, iki gün sonra değil. Ama kesinlikle çok yakın zamanda bu rejim değil. Değişme değil, belki rejimin çökmesidir. Artık milletler burada gelecekte nece yaşadıklarını, nece öz müqəddəratını belli etmelerini özleri belli edecekler.